أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلام على رسول الله اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما ونورا وإخلاصا فالحقنا بالصالحين ربنا Halik-i Zülcelal vel Kemal, yaratan, yaşatan, yöneten, yerlerin göklerin yegane sahibi, ezelde ve ebedde var olan, sonsuz kudret sahibi, hiçbir şeye muhtaç olmayan, varlığın kendisine muhtaç olduğu, doğmayan, doğrulmayan, hiçbir şey kendisinin dengi olmayan Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd-ı senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Peygamberimiz, Efendimiz, önderimiz, liderimiz, örneğimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak oruçlarımızı, ibadetlerimizi, namazlarımızı vesair cümle salih amellerimizi katında ehsen surette kabul eylesin. Kabul edeceği amellerle meşgul olmayı bizlere nasip eylesin. Din-i İslam'ı, şeriat-ı garra-i Ahmediye'yi, sünnet-i Resulullah'ı en güzel şekilde anlayıp yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak dünya imtihanında kulluğunu kabul edeceği, kendilerinden razı olacağı imanla, şehadetle huzuruna kabul buyuracağı kullarından eylesin diyelim ve dünden kalan dersimizi tamamlamaya çalışalım. Cenab-ı Hak ihlasla, rızasınca bize hüsnü ifade, cümlemize de güzel istifade lütfeylesin, nasip eylesin. Buradaki birlikteliğimizi, beraberliğimizi yarın ruzu mahşerde de sevdikleriyle, dostlarıyla, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin etrafında yine böylece beraber olmayı Rabbim cümlemize ikram eylesin, nasip eylesin diyelim. Efendimiz aleyhisselam Ramazan-ı Şerif ayında şunları çoğaltın buyurmuş. Bunların bir tanesi de cenneti Rabbimizden çok isteyin. Çünkü bu ay cennetin kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı bir ay ve sizin cennete çok ihtiyacınız var buyurdu Efendimiz. O yüzden bu ihtiyacınızı Mevla'ya çok arz edin. Öncesinde bunu ihtiyaç olarak görmek lazım. Neye ihtiyacın var diye sorulduğunda benim Rabbimin rızasına ihtiyacım var. Rabbimin beni bağışlamasına ihtiyacım var. Rabbimin beni kulluğuna kabul etmesine, beni cennetine koymasına, beni cehenneminden azat etmesine ihtiyacım var diyebilmeyi, bunu kendine dert edinmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Neye ihtiyacım var? Biz hep dünyalık ihtiyaçlarımızı dile getiriyoruz ama bundan daha büyük ihtiyaç bilene yok, anlayana yok. Rabbim derdi Allah olan kullarından eylesin. Derdi Rabbini razı etmek, ona kul olmak, onun cennetine, cemaline talip olmak, derdi bu olan kullarından eylesin diyelim. Cennete talip olanlar şu yoldan gitsinler, bura kestirmedir, neticeye ulaştırır diye büyüklerin tavsiyeleri var demiştik. Cennet isteyenler şunlara dikkat edecekler. İki tanesini söylemiştik. Bir, dünyaya aldanmayacaklar. Çünkü cennetle aramızdaki en büyük engelimiz dünyadır. İki, salihlerle, sadıklarla, yolu bilenlerle yürümek lazım. Eğer cennet yolunda, cennete
adım atmak istiyorsak yol bilenle gidilir. Eskilerin ifadesiyle er-rafik thumma't tariq. Yolda önce lazım olan arkadaştır, sonra yol. Onun için yol arkadaşlarımız sadıklardan, salihlerden olsun. Onların yolunun sonu sizin de sonunuz olur inşallah. Üçüncü mesele, cennete talip olanlar ibadet ehli olmaya gayret etsinler. Amel işlemeye azami önem versinler. Çünkü cennet hiçbir amelin, ibadetin karşılığı değil. Efendimiz Aleyhisselam, hiçbiriniz amelinizle cennete giremezsiniz buyurdu. Sahabe-i kiram, sen de mi ya Resulallah? Evet, ben de buyurdular. Ameller cennetin karşılığı olmaz. Cennet Allah Teala'nın kullarına ikramıdır. Merhametinden, lütfundan, kereminden hadi sizi cennetime koydum buyuracak. Ama Mevla'nın lütfu, keremi, merhameti söz dinleyenleredir. Dünyada emrince yaşayanlaradır. Onun için bize bir takım emirler veriyor, bir takım şeyleri yasaklıyor. Bizden bir takım istekleri yarın bize yapacağı muamelede ölçü olacak. Söz dinleyenle söz dinlemeyen bir olur mu? Efemen kâne mu'minen kemen kâne fâsıka diyor Mevla. İman edenle, Allah'a inanıp gereğini yapan, söz dinleyenle fâsığın durumu bir olur mu? Elbette bir olmaz. Efemen yemşî mukibben alâ vechihi ehdâ emmen yemşî seviyyen alâ sırâtın mustakîm. Bir adam yüzüstü sürünerek gidiyor, diğeri de ayakta, kıyamda yürüyerek gidiyor. İkisi bir olur mu diyor Allah? Sürünerek gidenle ayakta giden bir olmayacağı gibi elbette söz dinleyen, amel işleyenle amel yapmayan, ibadet etmeyen, söz dinlemeyen ahirette bir olmaz. Rabbimiz Teala ve Tebareke ayeti kerimelerde ne buyuruyor? وَمَا اُمِرُوا اِلَّا emrolunmadınız diyor. Yani sizden istenmiyor, sizden beklenmiyor illa. Beklenen şu, istenen şu, emredildiğiniz şu. لِيَعْبُدُ اللّٰهِ Allah'a ibadet etmek. Başka bir şey sizden istenmiyor Mevla diyor. Yani aldığınız havanın karşılığında para yok. İçtiğiniz suyun karşılığında ben bir şey istemiyorum Mevla diyor. Ama sizden tek bir şey istiyorum. Bununla emrolundunuz, o da Allah'a ibadet edeceksiniz. Kulluk yapacaksınız. İnandığınızı, kabul ettiğinizi, iddia ettiğiniz Rabbinizi dinleyeceksiniz. Hem Rabbim Allah'tır diyeceksin, hem inandım Allah kendisinden başka ilah olmayandır diyeceksin, yerlerin göklerin sahibidir, Rabbidir diyeceksin, beni yaratandır, beni yaşatandır, yarın beni hesaba çekecek olandır, yarın bana ya cennet ya cehennem gösterecek, takdir edecek olandır diyeceksin, hem de sözünü dinlemeyeceksin, emrine itaat etmeyeceksin. O kadar ucuz değil. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّ Rabbine kavuşmaya arzusu olan, ümidi olan, öyle bir derdi davası olan, yani yarın ahirette Allah'ın huzuruna çıkmak var, böyle inanan, böyle kabul eden, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا diyor Mevla. O zaman salih amel işlesin. Elin boş gelme yani. Mevla diyor ki, benim huzuruma geleceğinizi biliyor, inanıyor, kabul ediyorsanız, eliniz boş gelmeyin, salih amellerle gelin diyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ O Allah ki hayatı da ölümü de yarattı. Niye? اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Sizi imtihan edecek. Hanginiz güzel ibadet, itaat, kulluk ortaya koyacaksınız göreceğin Mevla buyuruyor. Sizden istenen kulluk,
Emir dinlemek, o size ne dediyse alerras vel ayin, başımla beraber ya Rab. Şimdi bir ömür Allah'a ibadetle yaşayanla, söz dinleyenle, ibadetinde eksiği olmayanla, söz dinlemeyenler, hayatında amel olmayanlar, bunlar ahirette ikisi de cenneti hak ederse haşa ve kella, ortada bir haksızlık olur mu? Onun için entilkumul cenne urithtumuha bima kuntum ta'melun. Şu cennet var ya diyor Mevla, o cennete siz amellerinizle varis oldunuz. Yani amellerinizle cennet size verilecek. Amelsiz cennete giriş vizeniz onaylanmaz. Öyle bir beklenti içinde olmayın. Öyle bedavadan oturduğunuz yerde ibadet yok, amel yok, kulluk yok, taat yok. Öldükten sonra cennet. Ne ala öyle cennet? Öyle bedava cennet yok. İmam-ı Azam rahimeullah yatsı namazından sonra efendim rahle başına oturur, Kur'an-ı Azimuşan okur, ta sabah namazına kadar müezzin tekrar camiye girer. İmam-ı Azam onu görünce hayırdır, bir şey mi unuttun, niye geldin, daha yeni çıkmıştın. Yok efendim der, sabah namazı vakti oldu, ezan okumaya geldim. Aa, o kadar vakit geçmiş mi? Yatsıdan sabaha kadar rahle başında Kur'an okuyan İmam-ı Azam da aynı cennete girecek. Eline hiç Kur'an almamış adam da aynı cennete talip olacak. Öyle bir dünya var mı? Muhammed bin Sirin gibi bana iki rekat namaz mı cennet mi diye sorsalar ben namazı cennete tercih ederim. Niye? Çünkü namazı Allah emretti, onda Rabbin rızası var, cenneti nefsim arzu eder. Ben Rabbimin rızasına nefsimin arzularını tercih ederim. Allah ki benden namaz kılmakla razı olacaksa ben onu razı etmek için namaz kılarım. Ha, nefsim cennete girmek istiyor, nefsime sen otur aşağı derim. Cennet karşılığında bile namazdan vazgeçmeyenler var. Şimdi cennete giriş vizesi olan namazı terk edip namazsız cennete girme hayali kuranlar var. Ne âlâ memleket. Ya Rabbi şayet kabirde bir kuluna namazı nasip edeceksen o kulun ben olayım diye dua edenler vardı. Dünyada namaza doymamış, kabirde de eğer ki ya Rab birine izin verecek, namaz kılmasına müsaade edeceksen ben kabirde de namaz kılmak istiyorum. Doymamış secdeye. Böyle adamlar var ama kendisi tabuta girmedikçe caminin musallasına kadar gelebilecek içeriye hiç girmemiş insanlar. Bunlar ahirette aynı muameleyi haşa sizin takdirinize bıraksalar siz ikisine de aynı cenneti reva görür müsünüz yani? Onun için Efendimiz Aleyhisselam için anlatıyor Ayşe annemiz radıyallahu anha, sahabe-i kiram, İbni Mesud radıyallahu an olsa gerek katırımda kalan, bir akşam diyor Efendimiz Aleyhisselam'a teheccüd namazı kılarken ben de yanında bulundum, şahit oldum diyor. Aleme rahmet, geçmiş gelecek günahları affedilmiş, cennet dahi hürmetine yaratılan bir peygamberden bahsediyorum. Namaza başladı diyor, Fatiha'dan sonra Bakara suresinden, Elif Lamim'den başladı. Dedim herhalde birkaç sayfa okur. Baktım diyor Bakara suresi bitene kadar okudu. Bakara suresi Amener Resulü'yle bitiyor ya, dedim herhalde şimdi rüküye gidecek. Baktım diyor Ali İmran'dan başladı. Efendimizin namazını anlatıyor sahabe. Ali İmran'dan herhalde birkaç sayfa okur dedim. Ali İmran suresini de bitirdi diyor. Dedim herhalde rüküye gidecek. Baktım diyor Nisa suresine başladı. Nisa suresini de bitirdi. Dedim herhalde gider rüküye. Maide suresine de başladı diyor. Toplam kaç sayfa? Yaklaşık 100 küsur sayfa. Birinci rekatta. Hadi rüküye gitti diyor.
O ayakta kıyamda ne kadar kalmıştı? Rükuda da o kadar kaldı diyor, tesbih ile, zikirle meşgul oldu. Sonra secdeye gitti, aynen secdede o kadar kaldı diyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın namazı. Ayşe annemiz sordu, ya Resulallah anam babam feda olsun. Niye yani bu kadar uzatıyorsun? Allah senin geçmiş gelecek günahlarını affetmemiş mi? Ya Ayşe bak ne güzel söylüyorsun. Allah bana bu kadar nimet vermiş. Şükreden bir kul olmayayım mı buyurdu. O şükrünü böyle eda ederken sana kimse Bakara'yı, Ali İmran'ı zaten inna atayna kuluvallah başka bildiğimiz yok. Ya senin de şükreden bir kul olman gerekmez mi? Sana da bana da verilen bu kadar nimetlerin karşılığında ibadet, taat, amel, Rabbinin razı olacağı bir takım işler yapmak. Cennet hayali aksi halde kurmayın. Cennet ucuz değil, bedava hiç değil. Yani dünyada bir evin, bir araban olsun diye kaç sene çalışman lazım, hesap ortada. Bugün asgari ücreti geçtik. Onunla zaten ömrünün sonuna kadar para biriktirme şansın yok da. Hani böyle biraz kallafi maaş alan bir memur düşün. O memurun da her ay bir kenara koyacak olduğu paradan bir ev, bir araba alması için kaç sene para biriktirmesi lazım? Peki bir daire, bir ev yıllarca çalışmayı gerektiriyorsa cennet kaç daire eder, kaç araba eder? Cennetin karşılığında size deseler ki al sana 10 tane daire, al sana 10 tane araba, cennet hayalinden vazgeç. Vazgeçecek olanınız var mı? Bırak 10 tane daireyi, dünyayı içindekilerle verseler cennet dünyaya terk edilecek, vazgeçilecek bir karşılık mıdır? Madem öyle, dünyadan daha kıymetli, içindekilerden daha değerli, cennete en son girene dünyadan çok daha fazlası verilecekse, dünyanın bir kırık dairesine, bir arabasına yıllarca çalışan sen, ben böyle bir cennet için oturarak, emeklemeden, gayret etmeden, ibadetsiz, kimse kusura bakmasın, cennet o kadar ucuz, değersiz, kıymetsiz değil. Üçüncüyü söyledik, dördüncüyü söyleyelim. Cennet hayali kuranlar. Dördüncü dikkat edecekleri mesele, cennetle aranızdaki engel günahlarınızdır, günahlardan uzak durun. Cennete girmeyi istiyorsanız günahlarla aranıza mesafe koyun. Hayatınızda günah diye, haram diye değer verecek olduğunuz, duracak olduğunuz, fren yapmanızı gerektirecek bir takım değer yargılarınız olsun hayatınızda. Öyle dümdüz gitmeyin. Elinizi kolunuzu sallayarak çok rahat yaşamayın. Bu dünyada haramlar var, günahlar var. Aranıza mesafe koyun. Günahlara karşı denilir ki insanlar şu şekilde sınıflandırılır. Bir sınıf var ki onlar hiç günah işlemezler denmez. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam küllü beni Adem'e hatta on. Adem oğlu olup da hata yapmayan yok. Bütün Adem oğlu hata yapar buyurdu. O manada hatasız kimse yoksa, peygamberler ancak masum, hatadan beri iseler, onun dışındaki herkes veli de olsa onların da kendine göre hata yapmaları söz konusu. Ama günaha araya mesafe koyarlar. Günah işlememeye çalışırlar. Şeytan onlara günah işletemez. Ama onlardan da ümidini kesmez. Yani Allah'ın öyle güzel kulları var ki şeytan onlara ne kadar vesvese verse de umduğunu alamaz ama yakalarını da bırakmaz. Bu demek değildir ki son nefese kadar öyle gidecekler. Sonunda şeytanın kandırdıkları var mı? Yıllarca velidir, dosttur, salihtir ama ölmeden önce şeytanın ayak oyunlarıyla günaha düşme ihtimali var mı? Var. Birinci insan tipi bunlar. Bunlar bizim boyumuzu aşar. İkinci, günahla arasındaki mesafe
Onlar günah işlerler, hata yaparlar. Hem de belki büyük günahlar da işlerler. Ama akabinde döner, tevbe eder, pişman olurlar. Rabbimiz Kur'an'da onlarla alakalı وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعْلُوا فَاحِشَةً Onlar ki fahiş, büyük bir günah işlediklerinde اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ya da kendilerine zulmettiler. Yani ahiretlerine zarar verecek bir hata yaptılar. Ne olur? ذَكَرُوا hemen Allah hatırlarına gelir. Bak günah işlediklerinde işlemezler demiyor Allah. Onlar günah işlerler, Allah hatırlarına gelir. Ne yaparlar? Günahlarına pişman olurlar, tevbe ederler, ısrar etmezler. Bunlar kim? Onları da Kur'an bize takva sahipleri olarak tarif ediyor. Takva sahibi mümin kimmiş? Yukarısında "Uiddet lilmuttakin" diyor ayetin başında. Cennet takva sahipleri içindir. Kimdir onlar? Günah işlerler ama akabinde döner, pişman olur, tevbe ederler. Ya Rabbi günahları ancak sen affedersin, beni affet der, ısrar etmezler günahta. Yani biz bu ikinciye talip olalım. Günah işleyebiliriz ama yaptığımız işin yanlış olduğunu, hata olduğunu kabul edip hemen akabinde pişmanlık ve tevbe ile Ya Rabbi ben ettim, sen affet. Asaf bin Beriye öyle diyordu yani, Ya Rabbi ben acizim, ben zayıfım, ben zavallıyım, ben günah işlerim. Ama sen alemlerin Rabbisin, müstağnisin, alemlerden berisin, affedensin, merhamet edensin. Ben günah işleyeceğim, sen affedeceğim. Sen affetmezsen ben nereye gideceğim dedi. Mevla'nın da kullarından istediği, beklediği tabiri caizse bu. Hiç günah işlemeyin. Allah'ın böyle bir muradı yok. Efendimiz Aleyhisselam öyle buyurdu. Siz hiç günah işlemeyecek olsaydınız Allah sizi kaldırır, yerinize başka bir ümmet getirir. Onlar günah işlerler, sonra tevbe ederler, Allah da onları affeder. Demek ki beni yaratan beni biliyor. Bu rahat durmayacak, zıplayacak, hata yapacak. İnsan fıtratı günah işlemeye meyyal. Ama sonunda Mevla buyurur ki bak kulum günah işledi ama o yaptığının hesabını ona soracak bir Rabbi var. Beni düşündü. Benden korktu. Aklına ben geldim. Meleklerine der. Kul Rabbini unutmadı. O günahın hesabını Allah bana soracak diye altında ezildiği müddet Mevla da buyurur ki kulum sen istediğin kadar günah işle ama bu pişmanlığını kaybetmeyeceksin. Ben seni affettim. Demek ki günaha karşı ikinci zümre bu. Üçüncü bir zümre var. Onlar alenen günah işlerler. Ulu orta herkesin göreceği şekilde günahı rahatlıkla işlerler. Pişman da olup tevbe etmezler. Yani alenen oruçlarını yerler. Namaz kılmazlar, içki içerler, kumar oynarlar. Allah'ın haram kıldığı ne varsa alenen bunu yaparlar. Burada insanlar ikiye ayrılır. Günah işleme noktasında. Bir grup var, onlar yaptıklarının haram olduğunu kabul ederek. Yani ben namaz kılmıyorum ama yanlış yapıyorum, doğrusu kılmaktır. Namazı Allah farz kıldı, kabul ediyorum der de kılmazsa bu günahkar olur. Orucu Allah emretti, tamam tutmam lazım da tutamıyorum dese bu günahkardır. İçkiyi Allah yasakladı, kabul ediyorum ama nefsime uyuyorum da içiyorum dese bu günahkardır. Ama ne namazı ya? O peygamber zamanında insanların müsait boş vakitleri vardı. Şimdi insanların başını kaşıyacak zamanı yok. Bu zamanda namaz mı olur dese ya da ne orucu ya? Oruç tutacağım da Allah'ım benim açlığıma ihtiyacı mı var? Kabul etmezse, yaptığının günah olduğunu bilmezse, inanmazsa ha bu adam o günahı yapsa da yapmasa da gavur olur. Günah olduğunu bilerek yaparsa günahkar olur. Günah olduğunu kabul etmezse o zaman Allah muhafaza. Demek ki alenen günah işleyecek olanlar var. Bunun bir tık daha üstü var. Onlar da günahı sever, günahın yayılmasını arzu ederler. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يَ الْفَاحِشَ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا Mevla buyuruyor ki, o kimseler ki müminlerin arasında
günahın, haramın, ahlaksızlığın, fuhşun yaygınlaşmasını isterler diyor, severler, arzu ederler. Yani memlekette meyhanelerin varlığı onları rahatsız etmez. Memleketteki ahlaksız yerler, yuvalar onları rahatsız etmez. Memleketteki akbuyurun, LGBT varlığı, sokaklarda eşcinselliğe, eşitlik, hak, özgürlük arayışları bilakis onları memnun eder Allah diyor. Kimdir onlar? Onlar da münafikun taifesi. Ve lehum fid dünya azabun, onlar için dünyada da azap vardır, ahirette de azap vardır Allah diyor. Demek ki günahı sevenler de var. Günah olduğunu kabul etmeyenler de var. Adam sende ne faizi ya, ne haramı ya. Niye faiz haram olsun ki? Bugün faiz ekonominin bir gereksinimi. Bugün faiz dünyanın bir vakıasıdır. İnkar edilemez bir gerçeğidir. Haşa! İşte bugün insanlar ihtiyaçlarını karşılamaları için evlenemeyen gençler, af buyurun, umumhaneler var ya, oralarda gitsinler, ihtiyaçlarını karşılasınlar. Bunlar varlıkları namusun teminatıdır. Bunu savunan zihniyet var mı? Af buyurun, söylemekten haya ediyorum ama benim memleketimde Antep gibi yerde, yer vererek söylüyorum, umumhane açarken kurban kesip besmele ile kadınlara para karşılığında fuhuş yaptıran zihniyet vardı dünün Türkiye'sinde. Hala bu zihniyet var ama Allah onlara imkan, iktidar, güç nasip etmesin. Genel ev açarken tekbirlerle kurban keserek haşa Allah ile alay edercesine ve bunlar bu toplumun bir gerçeği, ihtiyacı, insanlar ihtiyaçlarını gideriyorlar diyecek kadar da alçak oğlu alçaklar. Yani günahlara karşı insanların durumlarını konuşuyoruz ya, günahı böyle sevenler var, günah olduğunu kabul etmeyenler var ama ez cümle biz günahı günah bileceğiz, mümkün mertebe uzak duracağız ama hasbel beşer günaha düştüğümüzde de hemen ayağa kalkıp ya Rabben hata ettin, sen affet. Senin belki dünya üzerinde affedecek benden çok, benden başka nice kullarım var ya Rabbi. Bir ben değilim. Ama ya Rab, beni senden başka affedecek Rabbim yok. Bitireyim. Hazreti Ömer diyor yani, Efendimizin kabri şerifinde diyor, bir Arabi'nin dua etmesine şahit oldum. Baktım ki diyor adam, Efendimizin kabri şerifi başında dua ediyor. Nasıl dua ediyor? Ya Rabbi diyor, şu an Resulünün huzurundayım. Resulüm, ben, bir de şeytan, bir de sen. Dördümüz buradayız ya Rabbi. Efendimizin huzuru maneviyesindeki duası. Ya Rabbi diyor, şu anda sana kendimi arz ediyorum, günahlarımı itiraf ediyorum, hata, yanlış, kusurlu bir kulunum, kabul. Ama ya Rabbi, bak Resulünün huzurunda. Onun ümmeti olarak sen beni affedersen, buna en çok Resulün sevinir, buna en çok şeytan darılır ve ben paçayı yırtarım, kendimi kurtarırım. Yok ya Rab, beni affetmezsen Resulün buna üzülür, şeytan buna sevinir, ben de yanarım ya Rab. Gel beni yakma, Resulünü üzme, ha bir şeytanı da sevindirme, affet bu kulunu ya Rab. Hazreti Ömer diyor ki ya Rab, ha bu kulun sana nasıl dua etti, ben de aynen öyle dua ediyorum sana. Akıllı insan böyle dua edendir işte. Günahlardan uzak durmak, işlemiş olduğumuz günahlara karşı da Allah'tan affımızı her daim istemek. Son beşinci kaldı ama nasip olmadı. Onu da inşallah bir sonraki ders konuşmak duası ile Rabbim cennetle aramızdaki bütün engelleri kaldırsın. Bizi cennete yaklaştıracak vesileleri dört elle tutunmayı bize nasip eylesin diyelim. El-Fatiha.